Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika bekle. Telefon hattında bir tanık var. Şöyle Kasım, yani senin kocanın evde iki tane bavulla işte evde çocuğun başına bir şey getirildiği, sonra işte minibüse bindiği, o minibüste de kan lekeleri olduğu iddiası vardı. Telefon hattında var mı arkadaşlar? Kimle telefon hattındaki kişi bu iddialı? Yani şoför bey hatta mı? Evet, peki o minibüsü kullanan şoför hattaymış şu anda. Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Merhabalar Didem abla. İsminizi öğrenebilir miyim? Rahmi Kirenci'nin oğlu Erkan Kirenci. Erkan Kirenci. O gün minibüsü siz mi kullanıyordunuz? Evet, ben kullanıyordum. Peki o gün ne oldu? Sizin minibüsünüze Kasım Bey iki valizle bindi mi? Kan lekesi var mıydı? Bir Didem anlatayım. abla, anlatabilir miyim? Tabii ki. Buyurun Erkan Bey. Kasım ayla aramızda 4 kilometre mesela yolumuz var. Sabah 7.30'da Kasım ayla Hikmet Kirenci'yi oradan aldık. Kasım ay bir tane peynir çantasıyla küçük bir poşet çantası, küçük bir çamaşır onu getirdi arabaya. Ondan Tamam. sonra Sinop merkeze indik. 18 evlerde Fatih Okulu'nun önünde Kasım ayı indirdim. Bana dedi ki babama peynir dedi peynir amca dedi peynir satıver dedi. Ben de dedi eve gideceğim dedi. Biz de tamam dedim. Ben sonra pazar yerine gittim. Tamam. Peki minibüste bir kan lekesi var mıydı? Herkes öyle bir Hayır, efsane. hayır, hayır. 1,5 senede çocuk kaybolalı 1,5 sene olmuş. Neden o zaman çıkmamış da şimdi çıkıyor dedim abla. Hayır. İftira bu, Şu iftira. anda evet böyle. Hayır. Peki olayı yanıltmaya mı çalışıyorlar ya da birileri yönlendirme mi yapıyor diyorsunuz? Vallahi Sizin dedim minibüsünüzde abla, peki jandarma dedim. mavi şeyle arama yaptı mı? Yani mavi Luminör. ışıkla, luminörle bir arama yapıldı mı? Arabayı hayır, hiçbir ne sivil ekip ne hiçbir sivil ekip ne de bile bize bir soru sorulmadı. Hayır. Peki İftira demiş. araba arandı mı? Hayır, aranmadı araba. Hayır. Yakında çıktı bu. 1,5 yıldan beri çocuk kayboldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Yakında Sen çıktı bu. arabanızı o gün sıcak suyla yıkatmışsınız. Hayır. Hayır. Yani normalde minibüsü yıkamayan siz o gün minibüsü sıcak suyla yıkamışsınız. Hayır dedim abla, hayır. İftira. İftira atılıyor, hayır. Böyle bir iddia var çünkü. Bunu da şey söylüyor. Bu iddianın kaynağını da söyleyeyim. Şerife'nin, sizin şüpheleniyorsunuz ya, Şerife'nin Evet. kocası Hikmet bu iddiayı söylüyor. Yani Hayır, ben araç falan yıkanmadı dedim abla, hayır. Öyle bir... Hikmet'i bir yayına bağlayın bakalım. Yani Hikmet'e de bu soruyu soralım. Bunu en azından telefonla bize söylesin. Yani siz o gün olaydan sonra hiç arabanızı en son ne zaman yıkattınız peki olaydan sonra? Hatırlıyor musunuz? Dedim abla, ben zaten haftada bir temizliğini yaparım zaten. Öyle fazla şey hiç yapmam zaten. Yıkattırdınız mı Bir de siz arabayı? pandemiden doğru yasak var. Araca fazla kişi alamıyoruz. Ben de şoförle birlikte 7 kişi vardı. Olay ne Benle zaman birlikte. olmuştu Şükrancığım? Ayın kaçıydı? 20 20 Nisan Nisan 2020. Pazartesi. 20 Nisan Pazartesi gününden sonra 21 Nisan'da, 22 Nisan'da, 23 Nisan'da arabanızı yıkattınız mı? Hayır, yıkatmadım. Ama sizin arabanızda da bir araba yapılmamış yani. Ama elinde Evet, doğru düzgün ifade vermiş. Didem abla, bunların Didem abla. ifadeleri alınmış. Alo. İfadeleri alınmış bunların. Hep Alo. hatta Erkan Bey. Alındı Ha, Didem abla. ifade alındı mı? Tamam. Alındı. İfade Evet, alındı. alındı. Karakolda benle birlikte 7 kişi vardı. 7 kişinin de ifadesi alındı. Şimdi yakında çıktı bu valiz davası, kan davası. Hayır. Karakolda bilen öyle bir ifademiz şeyimiz yok yani. Tamam. Doğru. Şimdi tamam, teşekkürler. Bu tarafları dinliyoruz. Sonuçta bu araştırmayı arabada bu iddialar üzerine Tabii yani normalde arabada arama yapılması şeyi gerekiyordu. Bir soracağım. yapılmamış yani. Mavi ışıkla luminörle bir arama yapılması gerekiyor. Arama yapılmamış Sizin yani. evde İftira yapıldı bu. mı? Didem abla, bu iftira bu. Büyük bir Şükran, iftira. Bilemeyiz bırak ki. iftirayı da bir şey soruyorum Şükran. Sizin evinizde Evet. jandarma arama yaptı, değil mi? Evet. Peki az önce Didem Hanım dediği gibi mavi ışıkla bir araştırma yaptılar mı evin içerisinde? Öyle bir şey yapılmadı. Lambaları Parmak izi kapatıp yanmadı. Öyle bir şey Tamam. yanmadı. Gelelim. Lambaları kapatıp Öyle yapmadı mı? ben görmedim. Aslında bunun yapılması lazım. Sen de köpekler Tabii de bunun bu imkanlar var jandarmaya yani. neyse biz buradan söylemiş olalım. Evet. O evde çünkü o evde de bir şey olmuş olabilir. Yani o evin Aransın. o Didem odanın abla, benim içerisi evim de aransın. Ne var, bak bak neyim varsa arama değildir aransın. bu. Arama Yeter değil bunun adı geçirsin. bak. Bunun adı arama değil. Özel bir Özel bir sistemle böyle. sistemle o evde kan var mı yok mu? İstediğiniz kadar yıkayın. 10 yılda geçse Bak, üstünden buraya bir kan 3 katta sıçradı diyelim. boyasan. Bak bir şey söyleyeceğim. Buraya böyle kan sıçradı diyelim. Tam böyle. Sen bunu yıkadığını zannediyorsun. Buraya bir ışık tutuyorlar. Mavi bir ışık Evet. tutuyorlar. Buradaki kan lekesi olduğu gibi ortaya çıkıyor.
Böyle bir ışık tutuldu mu sizin evinizde? Tutulmadı evinize? Didem Hanım. Aslında bunu yapılması lazım, evet. Didem Hanım. Biz çok buradan ihbarda bulunmuş var. Olalım. Evet. İhbarda bulunmuş olalım. Sayın savcım şu anda... Tamamında, evet. Ahırda dahil, o çocuğun çuvalı aldığı yerde dahil. Evet. Ben şu anda sayın savcım galiba bir istirahatteymiş bu olaya bakan sayın savcım. Dolayısıyla herhalde birkaç gün sonra gelecektir. Bunu tabii. Da sayın savcıma ihbar olarak nitelendirelim. Lüminal çalışmasını yapılması lazım. Lüminal çalışması gerekiyor. Sonuçta yani köyde çok farklı iddialar var. Bir gizlilik kararı da aldırdığına göre sayın savcımın şüphelendiği, artık olayı bir cinayet olarak değerlendirdiğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yayınlar tamamen adalet sistemine yardımcı olmak için. Gelelim sana Emrah. Emrah nasılsın, iyi misin? İyiyim abla. O gün sen o evde mi yaşıyorsun? Evet abla. Peki. O gün sabahtan itibaren ne yaşandığını bize anlatır mısın lütfen? O gün işte abla amcam gittiydi. Kaçta gitti? 7-7.30 gibi. Ben zaten yengem gibi dedem gibi yemek yediydi. Hı hı. Ondan sonra dedem koyunu saldı. Küçük başları saldı. Babaanne peşine gitti. Tamam. Şükrü yengemle ben şeye gittik. Hı. Ahırlara gittik. Hı hı. Ahırları süpürdük. Yengem ineği şey yaptı. Yengem ineği saldı. Ben... Sen Şükran'la beraberdin hep. Hı. Tamam. Ben ahırların pisliklerini attım. Ben geldim. Hava nasıldı o gün? Hava bugün çok güzeldi abla. Sabahleyin iyiydi. Ama iyiydi derken açıktı. Soğuktu açık. Ama. Evet. Hava soğuktu. Yok. Akşamüstü soğudu. Akşam saat 3 gibi soğumaya başladı abla. Tamam. Evet, devam edelim. Ondan sonra ben saat 10, ondan sonra şehir yengem cücük aldıydık. Cücükleri gidiyordu dışarıda, okulun bahçesinde. Hı hı. Ondan sonra yengem dedik, ondan sonra ben gideyim telefonumu şarja takayım dedim. Hı hı. Telefon 10.30 gibi eve girdiydim. Hı hı. Telefonu şarja taktım. Hı hı. Sen eve 10.30'a kadar dışarıda mıydın? Ha, 10.30'a kadar dışarıdaydım abla. Hep böyle Şükran'la beraber miydiniz? Hı hı. Bu benden ayrıldı çünkü telefonumun şarjı yok. Yenge beni amcam falan arar dedi, eve gitti. Kaç gibi eve gitti? Ben 10.30 gibi gittim abla, ben. Çünkü telefon... Ben Şükran'a sordum. Kaç ben saati bilmiyorum çünkü ahırdaydım ben. Ha. Şu desem yalan olmuş. Sen ahırdayken evde kim vardı? Evde görümcem vardı. Emrah vardı. Emrah gidiyor eve. Emrah gidiyor. Evet. Şehri sen ne zaman geldin? Şükran'dan sonra mı geldin, önce mi Şükran'la geldin? Şükran'la biz yan yana geldik eve. Aynı anda eve gidiyoruz. Evet. Beraber mi girdiniz? Evet beraber, evet, beraber girdik. Ben çünkü görümcem tamam. Çağırdı eve. Gelin yemek yiyin diye. Beraber girdiniz eve. Evet beraber girdik. Eve girdikten sonra normalde senin amcan da söylüyor. Mutfağa sofra kurulmazmış. Yok abla, mutfağa zaten... Mutfakta yiyik biz zaten yemeği. Mutfakta yemeyin. Ama niye kocan öyle söylüyor? Didem abla, o kaza geçirdi. Trafik kazası. O bazı ne konuştuğunu bile unuttu. Sorun. İzlen yani. Yıllardır mutfakta yemek yiyen adam bunu kazadan sonra unutmaz yani. Bu bir bahane bence. Yoğun bakımında falan yattı Didem abla. Bak senin dediğin kaza... Çocuğun kaybından sonra mı oluyor? Evet, kaybından sonra. Tamam yani, o günü yaşadığın adam bilmez mi o güne bilmiyorum kadar? Bilmiyorum.